Beyazıt-ı Beslami Hazretlerine sorduklarında da o da anne duasıyla ben bu yola vasıl oldum diyor. Bütün velilerin Rabbimize vasıl oluş şekli var. Allah hepsinden razı olsun. Bizler tabii bu velileri ziyaret ettiğimizde, bu velileri gezdiğimizde hep şuna bakıyoruz. Ya bu veli acaba hangi ameli sayesinde Allah'a dost oldu? Allah'a veli oldu. Biz de bakalım, öğrenelim. Biz de bunu hayatımızda tatbik edelim ki umulur ki biz de Allah'ımızın sevdikleri arasına, umulur ki biz de Allah'ımızın dostları arasına gireriz. Biz de o güzel dostlardan oluruz. Çünkü neden? Onların Allah'a nasıl vasıl olduğunu bu yüzden araştırıyoruz gittiğimiz Allah dostlarının kabirlerinde, makamlarında. Bazen gidiyoruz bir sahabe efendimizin kabrine, asr-ı saadetten bir tablo geliyor gözümüzün önüne. Düşünsenize, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin makamına, huzuruna gittiğinizde o Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri geliyor gözümüzün önüne. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde misafir ediyor. 6 ay Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun evinde kalıyor. Medine-i Münevvere'de Allah Resulü ile Aleyhisselatü Vesselam'la çıktığı gazveler geliyor aklımıza. Mesela Sivas'ta da var değil mi? Abdülvahhab Gazi radıyallahu anh. Sancaktarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı. Onun huzuruna gidince insan nasıl bir haleti ruhaniyeye giriyor değil mi? Her birinde böyle farklı farklı ruhaniyete giriyor insanlar. Dolayısıyla baktığımızda bir Hazreti Mevlana'ya gittiğimizde 1000 sene evvelsinden söylediği hala gönüllere bir ok gibi saplanan güzel sözleri, tatlı sözleri ve hala da türbesinin önünde dünyanın başka başka ülkelerinden gelip Müslüman olan insanlar geliyor gözümüzün önüne. Bir insan nasıl yaşamış ki hala da öldükten sonra bile inşaatı devam ediyor. Elhamdülillah. Tabii değerli kardeşlerim, bu zatlardan her yerde olduğu gibi İzmir'imizde de var. Birçoğunuz artık biliyor Emir Sultan Hazretlerini. Zaten yıllardır Emir Sultan Hazretlerimizin hizmetinde bulunmaya çalışıyoruz. Seyyid Mükremettin Emir Sultan Hazretlerinin türbesine gidiyoruz. Ve biliyorsunuz ki Emir Sultan Hazretleri orası boş bir yer değil. Orada onlarca veli yatıyor. Onlarca veli. Mesela bir tanesini söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gittiğimiz arkadaşlarımızın birçoğu burada. Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerimize gittik değil mi? Oraya gitmeden Bursa'ya gittik. Bursa'da Hızır Dede'ye gittik. Üftade Hazretlerine gittik daha belki seferlerde. İşte silsileye bak. Hacı Bayram Veli Hazretleri. Ya Hacı Bayram Veli Hazretleri, Hızır Dede Hazretleri, Muhammed Üftade Hazretleri, Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri silsileye bak. Ve Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerimizin de İzmir'e gönderdiği, kızıyla beraber gönderdiği Şeyh Mustafa Efendi, evet, Emir Sultan Hazretleri'nin hemen karşısında caminin altında camiyi de yaptıran zattır. Aynı zamanda Şeyh Mustafa Efendi, Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerimizin damadıdır. O silsile-i celvetiyedendir. Bakın o mini bir Osmanlı camisi vardır üstünde. Aslında böyle dışarıdan bakıldığında İzmir'de bu gibi yapıların olduğu çok belli olmuyor. Yani insanlar İzmir'de bu yapılar hep şehrin arka kısmında kalmış. Şehrin ön yüzü, şehrin süsü, şehrin ışıkları adeta bu şeyleri arka, bu mübarekleri arka taraflarda bırakmış ama değerli kardeşlerim burası kadim şehir İstanbul'dan 372 yıl evvel fetholunan, 372 yıl evvel İslam'la müşerref olan bir şehir. Tabii ki bu şehrin evliyaları, velileri, salihleri, medreseleri, tekkeleri, Allah dostları var. Muhittin Arabi Hazretleri ne diyor? Müslüman olsun, kafir olsun, her beldede muhakkak ki Allah'ın bir veli kulu bulunur. O bazen kendini bilir, bazen de kendini farkında olmaz. Bazen bildirirler, bazen de farkında olmaz.
Ama mutlaka o beldelerde de Allah'ın velileri, salihleri bulunur. Rabbim işte bizi öyle salih insanlarla dost etsin inşallah. Amin. Bu kadim şehirde de böyle ziyaret ettiğimiz nice zatlar var. Rabbim feyizlerini, bereketlerini, şefaatlerini üzerimize sahiban eylesin inşallah. Amin. Şimdi biz Kadife Kale'ye çıkıyoruz. Çok seferinde burada birçok arkadaşımız faaliyetlerimiz esnasında. Kadife Kale'ye de mesela Ülya Çelebi 1671'de geldiğinde Cüneyt Bey diye bir Allah dostunu ziyaret ediyor. Beyazıt Efendi'yi ziyaret ediyor. Şimdiki gözetleme kulesinin altında da Emir Sultan Hazretleri'nin torunlarından Seyyid Yusuf Efendi'yi türbe ve tekkesini ziyaret ettiğinden beyan ediyor. Baktığımız zaman mübarek Kadife Kale'den şöyle İzmir'e baktığında 300 kubbe saydığını söylüyor. Kubbe demek cami demek, kubbe demek medrese demek, kubbe demek tekke demek, kubbe demek ilim demek, kubbe demek zikir demek. Evet, Allah'ın nice velileri beldemizde yüzyıllarca yaşamış. Tıpkı bizim şurada toplandığımız gibi hiçbir çıkar olmaksızın, hiçbir menfaat beklemeksizin yalnız ve yalnız Allah rızası için Allah'ın isminde, Allah'ın yolunda buluşmak üzere bu sevgiyi, bu muhabbet üzere toplanıyoruz. Dün de onlar toplanıyordu. Rabbim inşallah bu meclisleri eksiltmesin, sayısını arttırsın. Rabbim bu meclislerden bizleri ayırmasın inşallah. Buralar birer manevi paratonerdir arkadaşlar. Buralar birer manevi paratoner. Paratoner ne yapar? Yıldırımı alır, toprağa çeker. Şimdi bunu söylerken aklıma Nuh Aleyhisselam'ın kıssası geliyor. Nuh Aleyhisselam kendisine inananlarla beraber gemiye bindi. Gemi yapıldı. Cebrail Aleyhisselam gemi yapımını tarif etti. Bütün o hadisat bitti. Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan 80 kişi artı oğullarından Ham, Sam, Yosef. 3 oğlu, bakın biliyorsunuz eşi inanmadı, diğer oğullarından inanmayanlar oldu. Ama inanan 3 oğlu ve 80 inanan o günün Müslümanı, o günün Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti gemiye bindiler de beklemeye başladılar. Dalga geçiyorlardı onlardan. Ne yani şimdi yerden su çıkacak, gökten su inecek de siz bu gemi kalkacak gideceksiniz, gülüyorlardı. Nuh Aleyhisselam ve inananlar o anda tevhid etmeye başladılar. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah'ı zikrediyordu, Allah'ı tesbih ediyordu biliyorsunuz. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Nuh sen ne yapıyorsun dedi. Dedi ki Allah'ı tesbih ediyorum, Allah'ı anıyorum, Allah'ı zikrediyorum. Dedi ki ya Nuh bilmez misin? Allah'ın isminin anıldığı yerlere afat inmez ya Nuh. Sen tevhidi bitir de afat başlayacak. Onun üzerine tevhid bitti, afat başladı. Yerden sular çıkmaya, gökten sular inmeye başladı ve Nuh tufanı başladı. Evet, günümüzde de nice tufanlar var. Dileğimiz o ihlasla, o samimiyetle İnşallah yaptığımız zikirler vesilesiyle ümmeti Muhammed'e umumi gelecek şeylerin Allah tarafından affedilmesi, bu güzel meclisler hürmetine, buralarda yapılan zikirler hürmetine, istiğfarlar hürmetine, salatü selamlar hürmetine inşallah o afatların üzerimizden kalkması. İnşallah bu biliyorsunuz günümüzde en büyük sıkıntı çektiğimiz hastalıklardan birisi de malum korona sürecindeyiz. Covid-19 salgın sürecindeyiz. İnşallah dualarla, inşallah Rabbimin yaratacağı sebeplerle bu hastalıktan da kurtuluruz. İnşallah tekrar zikir meclislerimiz o eski coşkunluğuyla hep beraber kol kola Rabbimi zikretmeye devam ederiz. İnşallah